Değerli arkadaşlar, konuşmacılar konuşmalarını yaparken sükunetle dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı, değerli meclis üyeleri, basınımızın kıymetli mensupları, değerli katılımcılar, kıymetli dostlar. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 19. dönem meclisimizin 64. toplantısını yapıyoruz. Yaklaşık 5 yıl süren bir maratonun son durağında son meclis toplantımız için bir aradayız. Memleketimiz için kritik günleri birlikte göğüsledik. İş dünyası olarak önemli başarılara imza attığımız bu dönemi alnımızın akıyla tamamlamak üzereyiz. Ben 19. dönemin bu son toplantısını da ülkemiz, İstanbul'umuz, iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir yandan oda seçimlerimizi hazırlanıyoruz. 9 Nisan geldiğinde inşallah seçimlerimizi layıkıyla en adil, en şeffaf şekilde yapacağız. Bizim bir görevimiz bu. Ancak asil görevimiz bu koltuklarda olduğumuz her anı sonuna kadar üyemize ve ülkemize hizmet şiarıyla geçirmek. Bu bağlamda faaliyetlerimizi artan bir yoğunlukla sürdürüyoruz. Biliyorsunuz, girişimcimize yol arkadaşlığı yapacak İTO bilgilendirme merkezimizi 12 Ocak tarihinde açtık ve faaliyete geçirdik. Kuruluşundan itibaren bir aylık sürede tam 2000'e yakın kişi bu merkezden uzmanlarla görüşerek sorularına cevaplar buldular. Bu rakamdan da merkezimizin ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bu faaliyetimizi söz verdiğimiz şekilde bir adım daha öteye taşıyarak İTO bilgilendirme merkezimizi bizzat üyemize götürüyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta İki Telli OSEBE'de, ondan sonraki hafta Dudullu OSEBE'de olacağız. Hem OSEBE yönetimlerini aynı zamanda bilgilendirme seminerleriyle bilgilendireceğiz. Oradaki üyelerimize, uzmanlarımız birebir görüşerek her türlü bilgileri verecekler. Ayrıca gazetemizin ücretsiz seri ilan hizmetini de buradaki üyelerimize tanıtmış olacağız. Bu arada üyelerimiz için önemli bir çalışmamız daha var. Sayın Başbakanımız ve TOP Başkanı da kamuoyuyla kısmen paylaştı. Ama bunun için bir program yapılacağından dolayı daha fazla detayına inmiyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz TOP Nefes Krizi kampanyasının ikinci etabı başlayacak. Üstelik bu defa İstanbul Ticaret Odası olarak bu kredi kampanyasına çok ciddi bir kaynakla aktarıyoruz. Buraya çok ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Sebebi, biz üyelerimizden topladığımız parayı üyenin menfaatına nasıl ucuza kredi temin ettirebiliriz? Bu hesabı yaptığımız için. Üyelerimize mevduat faizinden daha düşük bir oranla KGF'nin de desteğini alarak önemli bir finansman olacağını tahmin ediyorum. Şimdi hükümetimiz KOBİ tanımını da değiştiriyor. Burada hepinizin katkısı var. Komitelerin görüşü alındı. Herkesin gayretiyle 40 milyon ciro sınırı 120 milyona çıkıyor. Yani 120 milyon cirosu olan KOBİ sayılacak. Eskiden 40 milyondu. Böylelikle daha çok firma KOBİ'lere sağlanan desteklerden faydalanmış olacak. Ben bu desteğimizin 19. dönemin önemli icraatlarından biri olarak üyelerimize karşılık bulacağına inanıyorum. Değerli konuklar, göreve geldiğim günden bu yana odamız iç yapısıyla ilgili olumsuzlukları da hızla gidermek temel gayretim oldu. Öncelikle 400 bin üyeyi temsil eden, pek çok iştiraka sahip 300 milyonluk bir bütçeye hükmeden odamız kurumsallaşmanın bir gereği olarak bir denetim komitesi kurdu. Buranın başına Exim Bank'ta genel müdür yardımcılığı yapmış oldukça tecrübeli bir isim atadık. Ücreti de oda ortalaması ücretine. Ayrıca uluslararası koordinatörlüğümüzün yönetiminde bir görev değişikliği oldu.
yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyor. Değişiklik yapan ve görev yerlerini değiştiren arkadaşlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bir yandan personelimizle ilgili başta sağlık yardımları ve özlük hakları olmak üzere önemli adımlar attık. Başta personel maaşlarındaki adaletsizliği düzeltecek bir çalışma gerçekleştirdik ve uygulamaya koyduk. Sağlık ödemelerini belirli bir takvime bağladık, çalışanlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırdık. Uzun zamandır artmayan muayene ücreti, gözlük ve diş tedavi bedellerini de günün şartlarına göre güncelledik. Fazla mesailerin gerektiğinde izne tabi şekilde yapılmasını sağlayacak bir mekanizmayı da oluşturduk. Bunları yaparken de ayrıca giriş çıkışların yapıldığı turnikelerde de parmak izi sistemine geçiyoruz. Bugün bitmek üzere, inşallah pazartesinden sonra artık odada herkes parmak iziyle girecek, parmak iziyle çıkacak. Onların özlük haklarını, onların haksızlıklarını giderdiğimiz şekilde mesaiye de uymalarını bu şekilde sağlıyoruz. Böylelikle çalışanla çalışmayan çok daha net şekilde tespit edilebilecek. Odamız alımları için de bir satın alma prosedürü çalışması başlattık. Artık tüm satın almalar bu prosedür uyarınca şeffaf ve verimli bir şekilde gerçekleşecek. Odamızın diğer bir faaliyeti de bunların hepsini bir prosedüre bağlıyoruz. Bir yandan da iştiraklarımızdaki verimsizliği giderecek adımlar atmaya devam ediyoruz. İç denetim birimimiz iştiraklarda da etkin denetime başladı. İştiraklarımızda da kurallar koyuyoruz. Satın alma, personel, hizmet alımları gibi işler de bir prensip dahilinde olacak. Bir önemli konu da artık oda seyahatlerimizde daha önce odamızda yurt dışına çıkmamış meclis üyelerimize ağırlık veriyoruz. Hatta bir espri olacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla Cezayir, Moritanya, Senegal'a gittik. Bir meclis üyesi geldi oraya. Ben onu tanımıyorum, o beni tanımıyor. Davut Bey burada mı? Dursun Kazdal, pardon. Çünkü arkadaş ben başkan olduktan sonra hiç odaya gelmemiş. Ben onu görmemişim, o beni görmemiş. Dolayısıyla ben hiç yüzünü görmediğim, hiç tanımadığım bir arkadaş daha önce yurt dışına gitmediği için ben o arkadaşı yazmışım, yurt dışına götürmüşüm. Böylelikle hizmet bayrağını teslim aldığımız bu kısa sürede elimizden gelen dokunabildiğimiz her türlü olumsuzluğu gidermeye çalıştık. Haklıya hakkını teslim etmek temel düsturumuz oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki adımlarımızı atarken hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmedik. Doğru olan neyse, kurumsallık neyi gerektirirse, yasal zemin neyi öngörüyorsa o doğrultuda cesaretle hareket ettik. Çünkü elbette değişim bir cesaret işi. Geri adım atmadan gereği neyse yaptık, yapacağız. Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bazı arkadaşlar beni bir banka memuru olarak finans kesiminin temsilcisi şeklinde değerlendirmişler. Ben sadece 18 ay memurluk yaptım. Ondan sonra hep yönetici oldum. 28 yaşında banka müdürü oldum. 42 yaşında banka genel müdür yardımcılığından emekli oldum. Kamu bankalarında sürekli yönetim kurulu üyeliği yaptım. Halen de bir kamu bankasının yönetim kurulu başkanıyım. Öztürk Orhan 98 yılından bu yana başta gayrimenkul ki bir katılım bankasıyla ortak bir tatil köyü yaptım. Gayrimenkul ve ilaç olmak üzere pek çok sektörde faaliyet göstermiş, pek çok firmada ortaklığı bulunan 20 yıllık tecrübeye sahip öz ve öz iş adamıdır ve tüccardır. Halihazırda gayrimenkul ve ilaç sektöründeki firmalarıyla aktif ticari hayatını devam ettirmekte. Ayrıca klasik bankacılığın yanında sahip olduğum katılım bankacılığı tecrübem nedeniyle de her çeşit ticaretin inceliğini de sizin her sektörünüzün inceliğini de sizler kadar öğrenmiş birisiyim. Keşke tüm iş adamlarımız bir süreliğine bankacı olsa da her tüccar parasının hesabını, kitabını daha iyi yapabilse, projelerin rentable olup olmadığını daha iyi kestirebilse. İşte ben reel kesimin hem de finansman tarafını hem ticari tarafını avucunun içi gibi bilen bir iş adamı, bir bürokrat, bir siyasetçi olarak diyebilirim ki her cephede
alnımın teriyle savaştım. Hayatı ilmek ilmek işleyerek kademeleri hazmede hazmede bugüne geldim. Bu nedenle de iş adamının sıkıntılarını ve taleplerini en iyi şekilde anladığımdan hiç kimsenin hiçbir endişesi de olmasın. Burada bulunduğum sürede herkese nasıl faydalı olabilirim? Bu gayretimi de taşıdım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi Şubat ayı ihracatında tarihi bir rekor kırdık. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü ihracat, dış ticaret, uluslararası yatırımlar büyüme hedefimizin vazgeçilmez unsurları. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum. 16 yıl dünyanın önüne düştüler. Birlikte gitmediğimiz kıta, bölge kalmadı. Geçen hafta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir, Moritanya, Senegal'ı kapsayan Afrika ziyaretine iş dünyası olarak geniş bir katılımla iştirak ettik. Başta turizm, madencilik, balıkçılık, enerji, askeri eğitim ve sağlık, medya olmak üzere 20'ye yakın mutabakat anlaşması yapıldı. Ülkemizin ortaya koyduğu bu Afrika açılımı geleceğin dünyasında iki tarafı da birkaç adım öne geçirecek hamleler olarak değerlendiriliyor. Bu vesileyle ne varsa batıda var denilen bir dönemde görevi başında Afrika'yı ziyaret eden ilk Türk Başbakanı Erbakan Hoca'yı da burada rahmetle anıyorum. Hakikaten ince ferasetinden, milli duruşundan bugün dahi feyiz almaya devam ediyoruz. Diğer yandan Sayın Başbakanımızla da Belarus'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Hep dediğimiz gibi Türkiye için hedef pazar artık bütün dünyanın her tarafı. Bu bağlamda Rusya ve çevre ülkeleri de oldukça önemsiyoruz. Önümüzdeki haftada MİPİM 685 metrekarelik İstanbul çadırımızla şehrimizi, ülkemizi, sektörümüzü bir kez daha tüm dünyaya açacağız. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak çadırımızda 12 firma ve kurum kendi standlarıyla projelerini bizzat kendileri tanıtacaklar. Bakanlığımızın ve Başbakanlık Tanıtım Destek Ajansı'nın da standları çadırımızda yer alacak. İnanıyorum ki basın toplantılarımız, ikili görüşmelerimiz ve panellerimiz de MİPİM'in en iddialı katılımcısı yine Türkiye olacak, sizler olacaksınız. Değerli dostlar, 2013'te göreve geldiğimizde 338 bin olan üye sayımız bugün itibariyle 394 bin. Biliyorsunuz bu sayı çok daha fazlaydı ama mevzuat gereğince pasif durumda olup kaydı silinen üyelerimizden dolayı sayı 394'e düştü. Biliyorsunuz bir ara 420 bin üye olan bir odaydık. İşte bu rakamla İstanbul Ticaret Odası üye sayısı bakımından dünyanın en büyük ikinci odası haline geldi. Dönem başında 4. sıradaydık. Şimdi çok şükür 2. sıradayız. Ben bu sürede katkı sağlayan siz değerli meclis üyelerine, komite üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, geçmişteki rahmetli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah herkesin emeğine güç kuvvet versin diyorum. Üye sayımız gittikçe artıyor. 2018 yılının ilk iki ayında açılan firma sayısı bir önceki yıla aynı oranla %30 arttı. Aynı zamanda yabancı firma sayısı da %85 arttı. Bu vesileyle ticari faaliyet endekslerimiz de aylık beklentilerle şu noktalara geldi. Genel ticari faaliyet endeksimiz Mart beklentisi 50, gelecek 3 aya ilişkin beklentisi 56.7. Malumunuz bu 50'yi geçti mi ülke iyi gidiyor demektir. İşte Türkiye gerçeği bu. Büyüyen, azimli ve umutlu bir Türkiye. Hazmedemedikleri de bu. Modus bugün notumuzu düşürüyor. Dubai'yi NBC Grup Türk dizilerine yasak koymaya çalışıyor. Afrin'de 80 milyon tek yürek olmuşken son verilerde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmuşken yine not silahına olmayacak yasaklara sarıldılar. Ve yine kirli bir tezgah olarak bunu ortaya koymaya çalıştılar. Sizin kararlarınızı sadece biz değil dünya dikkate almıyor dedik. Korku senaryolarınız bu ülkede tutmaz dedik. Bu millete durmak yok, istihdama, üretmeye, millileşmeye devam diyoruz.
Değerli dostlar, 18 Mart tarihimizin şanla, şerefle dolu sayfalarından biri. Çanakkale'de 7 düvele karşı kazanılan deniz zaferinin 103. yıl dönümü. On binlerce vatan evladının can verdiği ama namusunu çiğnetmediği günlerin seneyi devriyesi. İşte bugün Afrin'de milletin yiğit evlatları bir hilal uğruna can veriyor, yaralanıyor, mücadele ediyor. Bir asır önceki hasretle aynı ruhla zafere yürüyor. Tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla, vefayla yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ayrıca bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de bu vesileyle bir noktaya değinmek istiyorum. Malumunuz, önümüzde oda ve borsa seçimleri var. Biz de kadınların iş dünyasındaki başarılarını bu sıralarda daha fazla görmek istiyoruz. İnanıyorum ki kadın meclis üyelerimizin sayısı iş dünyasındaki gösterdikleri başarı nispetinde artacaktır. Bir alkışlayalım kadınlarımızı da, cesaretlensinler. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de 68. kuruluş yıl dönümü. Bir çatı kuruluşu olarak 365 odayı bünyesinde birleştiren iş dünyasının örgütlenmesi ve koordine edilmesi adına büyük sorumluluk üstlenen birliğimize bundan sonra da başarılı çalışmalar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, kıymetli dostlar. Seçim takvimimiz işlemeye başladı. İstanbul Ticaret Odası olarak şu anda seçim süreciyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce sizlere iletmiştik. 9 Nisan Pazartesi günü İstanbul Fuar Merkezi'nin 9, 10 ve 11. salonlarında inşallah komite seçimlerimizi yapacağız. Hemen ardından 18 Nisan burada meclis üyelerinin oylarıyla 20. dönem yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Dolayısıyla seçimlerin gerçekleşmesi halinde başta belirttiğim gibi bugün 19. dönemin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tarihte bir yanlışlık mı oldu? Ne oldu? 18 doğru mu? Hayır. 14 Nisan. Ben 18 mi dedim? Evet, özür diliyorum. 9'u seçim, 14'ü yönetim seçimi. 18 olsa daha iyi olur başkanım. Olmaz. Arkadaşlar, biz kardeşçe burada bugüne kadar geldik. Bu seçimi de kardeşçe yapacağız. Biz yönetimimizi de kardeşçe seçeceğiz. Buradan kucaklaşarak ayrılacağız. Meclise giren, girmeyen her kardeşim bizim için kıymetli. Önemli olan sokakta birbirimizi gördüğümüzde kucaklaşabiliyorsak baki kalan bu. Bugün aramızda olan olmayan bütün meclis üyelerimizi can yürekten tebrik ediyorum. 81 meslek komitemizin kıymetli üyelerine, oda meclisimizde ve yönetim kurulumuzda tüm arkadaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Mayıs 2013'ten itibaren 4 yıl 10 aylık sürede Türk iş dünyası adına taş üstüne taş koyduk. İstanbul ve ülke ekonomisi için koştuk, birlikte çalıştık. Gezi Parkı sürecinden 15 Temmuz'a ülkemiz için kritik dönemleri de birlikte atlattık. Bu süreçler bizi durdurmadı, daha da kamçıladı. Toplamda 110'u aşkın fuarın milli katılımını organize ettik. 400'e yakın inceleme gezisi düzenledik. 500 civarı yabancı heyeti odamızda misafir ettik. 4,5 yılda 120 dünya devi ana sanayiciyi Türk tedarikçilerle buluşturduk. Savunma, havacılık, ulaştırma ve pek çok sektörde yerleşme seferberliğini başlattık. Geçen dönemden devreden 8 okulumuzun inşaatını tamamladık. Belge hizmetlerinin tamamını ve oda içi yazışmaları elektronik ortama kavuşturduk. İstihdam seferberliğinde ortaya koyduğumuz ruhla ilave 461 bin istihdam sağladık. Ve Türkiye'de de birinci olduk. Üyelerimize milyonlarca lira finansman imkanı sunduk. BTM, İDTM, yeni fuar alanı, Kitapkent gibi yeni projeleri
ortaya koyduk. Teknopark'ta ikinci etabı inşa ettik. Her yıl bini aşkın öğrenciye burs sağladık. Ve daha bunun gibi nice faaliyetleri hayata geçirdik. Bunların yanında önemli kayıplarımız da oldu. Sayın Başkan Çağlar'ı görev başında Hakk'ın rahmetine uğurladık. Ben başta rahmetli İbrahim Çağlar olmak üzere odamıza emeği geçen herkesi buradan hürmetle, rahmetle anıyorum. Selahattin Bey'in annesinden dolayı da kendisine başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Evet, tabii arkadaşlar bu elim olay bizlere şunu bir kez daha gösterdi ki hayat fani. Ve bu imtihan yuvasında asıl olan hayırla yad edilecek işler yapabilmektir. Diğer taraftan bu sıralarda oturmanın sorumluluğu kadar stresi de boldur. Bazen işlerin yoğunluğu sırasında kırgınlıklar olabiliyor. Ben hakkımı helal ediyorum. Kimseyi kırmamaya özen gösterdik. Bilmeden, istemeden kırdıklarımız olduysa şahsım, nefsim için değildir. Bu oda içindir, sizler içindir, İstanbul içindir, ekonomimiz içindir, Türkiye içindir. Sizlerdenler lütfen haklarınızı helal eder misiniz? Değerli dostlarım, esasen bir döneme veda ederken Türk iş dünyası olarak şimdi önümüzde yeni bir sayfa açılıyor. Ben inanıyorum ki sadece İstanbul Ticaret Odası için değil, bölgesinde küresel ölçekli adımlar atan tüm Türkiye adına da yeni bir dönemin işaretleri meydana çıkıyor. Türkiye yepyeni bir ruhla ve heyecanla geleceğe yürüyor. Ülkemiz asırlık ve köklü geçmişini yüzyıllara yayılan gelecek hayalleriyle buluşturuyor. Bizler de İstanbul Ticaret Odası camiası olarak işte bu ruhla, azimle ve heyecanla yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu münasebetle seçimlerimizin dirlik ve birlik içinde yürüyüşümüz için bir adım olmasını diliyorum. Ve sizlerden de haseten bu seçim süresince birbirinizi kırmamanızı istirham ediyorum. Değerli meclis üyeleri, kıymetli basın mensupları, değerli dostlar, sözlerime bu duygularla son verirken sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.